Hadi dedi gel, ya. Gel. Ne gerek vardı böyle cansız mankene falan? İnternetten öğrenirdim ben ya. Ha öyle her şey okuyarak öğrenilmez. Ben sana tatbiki göstereceğim. Bu da çok güzel ha. Bizim okuldaki Gamze'ye benziyor. Sıkı tut Gamze'yi. Düşüreceksin şimdi. Ya bu evine nerede? Kapıyı niye açmıyor ya? Markete falan gitmiştir ya. Bende anahtarı var. Tut sen şu Gamze'yi. Ya sen tut bana anahtarı ver. Ya dede tutsana. Ya tut. Kalk. Düşürme. Al ya. Ha, ver. Bacuk 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 bacuk. Hadi Gamze. Bacuk 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 bacuk. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor ya? Gamze'ye dans mı yapıyorsun? Dede sıkıldım ama ya beklemekten seni. Ne anlatacaksın anlat da hadi gideyim. Ne mi anlatacağım? Öyle tek tek mi anlatacağım size canım? Toplanın hepinize birden anlatayım. Yok yok benim akşam işim var. Ben kalamam. Ha, o zaman sana suni solunum olayını anlatayım. Tamam. Yani hayat öpücü. Hadi bakalım. Yaralımızı yatır şöyle. Tamam dede. Şuraya. Oğlum yatırırken de dans etme. Yatır şuraya. Masayı it biraz. Yavaş bir yere acımasın. Masayı it. Tamam yavaş yavaş yaralıyı götürme. Yeter yeter televizyonu kıracaksın. Evet. Şimdi gördüğün gibi yaralımız yerde yatıyor. Önce bakacağız. Bilinci yerinde mi? Değil mi? Adı neydi bunun? Gamze. 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 Ne oldu? Ne oldu? Cevap yok. Yok. Demek ki birinci yeri dedi. O zaman ne yapacağız? Kendi kendine nefes alıyor mu almıyor mu? Onu kontrol edeceğiz. Şöyle başı geriye ve çeneyi yukarıya kaldırıyoruz. Neden? Neden? Çünkü solunum yolunu herhangi bir madde veya insanın kendi dili tıkayabilir. Bakacağız. Evet, bunlar yok. O zaman ne yapıyoruz? Yaralımızın nefes alıp almadığını kontrol ediyoruz. Bir 10 saniye kadar bakıyoruz. Nefes almıyor. Ne yapacağız? Suni solunuma geçiyor. İşte böyle. Anladın mı? Anladım, anladım. Ha, anladın. Güzel, şimdi anlayacağız. Hadi bir de sen yap bakalım. Tamam dede yaparım. Evet. Öncelikle hastanın çenesini elimiz yardımıyla hafif yukarı doğru iterek alnından bastırıyoruz. Evet. Daha sonra solunum yoluyla... Olmaz. Önce bilincinin yerinde olup olmadığını kontrol ediyoruz. He tamam. Hı. Gamze! Ayşe nasıl yapıyorsun? Nasıl tokat atıyorsun? Tamam dede. Evet. Gamze. Gamze. Yok dede. Bu ne demek? Bilinci yerinde değil. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Soluk yolunu kontrol ediyoruz. İşte bu. Hadi. Çeneden elimizle hafif yukarı doğru ittiriyoruz. Alnından bastırıyoruz. Herhangi bir yabancı madde yok dede. Ayrıca bazen insanın kendi dili de boğazını tıkayabilir. Evet. Bunlar yok. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Soluk alıp almadığını kontrol ediyoruz. Heh, evet. Tekrar elimiz yardımıyla çeneden hafif yukarı doğru ittiriyoruz. Alından bastırıyoruz ve 10 saniye boyunca dinliyoruz. Soluk alıyor mu? Veriyor mu? Almıyor. Almıyor. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Suni solunuma geçiyoruz. Tamam dede. Yavaş, yavaş. Ama Gamze'ye nazik davran. Özür dilerim Gamze. Suni solunum bu. Hayat öpücüğü. Öp Gamze'yi. Gamze'nin dudakları tamamen ağzının içinde olacak. Tamam. Öp Gamze'yi. Güzel. Nazik davran. Oldu mu dede? Olmaz. Bir kereyle olmaz. Öpmeye devam et. Senin platonik aşk ne oldu? He? Sorma dede ya. Yapamadım bir türlü. Anlaşıldı. Sen de bir şeyi beceremiyorsun. Benim sana biraz taktik vermem lazım. Nazik kibar ol. Gamze'nin bir yerini incitme. Tamam dede kibar yapıyorum. Tamam.
Sen öyle dedeni hafife alma. Anneannenle evlenmeden önce çok hızlıydım. Bana Fırtına Kemal derlerdi. Olmuyor havuç, olmuyor. Olmuyor. Elini niye koydun öyle? Göğüs kafesine koyuyorsun. Nasıl nefes alacak? Ya dede ya, yapabileceğimin en iyisi bu. Ne yapayım ben daha? Bak, son defa gösteriyorum. Bir daha göster bak. Ne yapıyorsun? Şöyle içeri kaldırıyorsun. Ama neyin? Tabii sen daha iyi yapıyorsun. Sonuçta tecrübe konuşuyor. Sen de yapabilirsin. Sadece biraz daha dikkatli olacaksın. Hepsi bu kadar. Yarabbim. Telefonu niye gitmedin? Telefon ha? Telefon. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol yarabbim. Bunlar dede torun iyice kafayı yemiş. Efendim Emine? Alo. Meltem Hanım. Hemen eve gelmeniz lazım. Niye, kötü bir şey mi oldu? Vallahi ben anlatamayacağım Meltem Hanım. Gelip kendi gözlerinizden görmeniz gerekiyor. Ay Emine, delirtme adamı, ne oldu söylesene. Yani ısrar etmeyin, söyleyemem. Yani böyle bir şey anlatmaya asla ve asla terbiyem müsaade etmez. Emine bak, benim yüreğime indirme, kötü bir şey olmadı değil mi? Vallahi siz kendiniz karar verin geldiğinizde, iyi mi kötü mü? Ya, tamam geliyorum, tamam. Ne oldu Meltem? Ay ne bileyim, Emine arıyor çabuk eve gelin diye. Ne oldu diyorum, söylemiyor. Konuşuruz, merak ettim ben de şimdi. Ben çıkıyorum. Hadi güle güle. Anladın mı? Anladım dedi, anladım. Şimdi sıra sende. Bak anladın anladın. Bir daha göstermem. Dizim acıdı ya. Hem böyle durumlarda her zaman deden yanında olmaz oğlum. Tamam dede ya, elimizden geleni yapacağız işte. Yavaş oğlum yavaş. Ya öldürdüm kızı, nefessiz kaldım. Boğuldu kız. Öldü mü? Allah rahmet eylesin. Gitti körpecik kız. Resmen cinayet işlediler ya. Ya oğlum ne yapıyorsun? Sana o kadar da tembih ettim ya. Ama aklım bir karış havada, öldürdün kızı. Gül gibi kızı öldürdüler. Neyse, tut bakalım ayaklarından da kaldıralım şunu. Tamam dede, zaten ortalıkta bırakmayalım ya. Odaya falan götür. Evet, hadi. Kimse görmeden götürelim. Yandın sen Havuç Efendi, yandın. En az 30 yıl yersin. Yani hapisten çıktığında da dedenin yaşında olursun artık. Kemal amca da yardım ve yataklıktan doğru Kodes'e. Alo, Haluk Bey. Efendim Emine. Hemen eve gelmeniz lazım Haluk Bey, hemen. Niye, ne oldu ki? Ben bir cinayete şahit oldum Haluk Bey ya. Ne? Cinayetin şahit oldun? Evet Haluk Bey, şu anda benim de can güvenliğim tehlikede burada. Bak Emine, eğer bu şakaysa seninle külahları fena değişiriz ona göre. Ne şakası Haluk Bey? Bu gözü dönmüş canilerin hiç şakası yok vallahi. Çabuk yetişin ya, çabuk yetişin. Tamam, geliyorum. Emine burada mıydın sen? Ben şimdi geldim Kemal amca. Ben hiçbir şey görmedim. Ne? Ben markete gitmiştim ben. Gittim markete, geldim. Şimdi buradayım. Ben hiçbir şey duymadım, görmedim. Neyi bilmiyorsun? Neyi görmedin Emine abla ya? Ben hiçbir şey görmedim Havuç. Hiçbir şey görmedim ben. Benim bildiğim şey, düşündüğünüz şey, ben hiçbir şey bilmiyorum, görmedim. Ya Emine ne saçmalıyorsun Allah aşkına ya? E madem geldin buradasın, e hadi git bize bir kahve yap. La bak, cinayet üstü kahve. Oh. Film takayım mı dede? Film takayım mı? Hadi tak. Ceset nerede? Dolapta. Dolapta mı? Ya dolaba ceset konur mu? Kesin polis yakalar. Nereden yakalayacak dede ya? Bir tane bile görgü tanığı yok ki ortada. Siz öyle sanın. Şuradan bir çıkayım, polise gidip her şeyi anlatacağım. Ne oluyor kızım sana Allah aşkına?
Yok bir şey Kemal amca, biraz benim sinirlerim bozuldu da. Kapı çalındı. Allah'ıma bir şükürler olsun yarabbim. Kapı çalındı kapı. Bu kadar sevineceğini bilsem arada çıkıp ben de çalardım kapıyı ya. Dur oğlum ya, kapıyı bırak şimdi, açıkla ya. Ne oluyor ya? Kemal amcayla havuç bir kızı öldürdüler. Ne? Ya adamı delirtme, ne olduğunu anlatsana. Kemal amcayla havuç anlatsın. Onlar her şeyi biliyor. Neyi biliyoruz ya? İnkar etme Kemal amca. Kendi gözlerimle gördüm ben. Ay, neyi gördüm ya, anlatsanıza ya. Hakikaten Emine abla ya, neyi gördün anlat vallahi, ben de merak ettim. Havuç sen hiç konuşma. Yol yakınken git polise teslim ol. Devletin şefkatli kollarınasın. Belki iyi halden az yersin. Emre ya, ne oluyor anlat çabuk. Ya anne, bir şey olduğu yok ki, ben de bilmiyorum ne olduğunu. Emine senin kafan falan yerinde mi? Yerinde Halik Bey, merak etmeyin her şeyim yerinde. Ama o zavallı kız var ya. Ay hangi zavallı kız, ne diyorsunuz ya? Ne kızı ya? Bir de inkar mı ediyorsunuz? Zavallı kızı öldürdüğünüzü kendi gözlerimle gördüm ben. Adı da Gamze'ydi kızı. Gamze mi? Ha Gamze mi? Ha o kızdan bahsediyorsun. Onu ben öldürmedim. Havuç öldürdü. Havuç mu öldürdü? Evet, havuç öldürdü. Eğer suni teneffüsü yaralıya böyle yaparsa yaralı ölür. Havuca suni teneffüs yapmasını öğretiyordu. Bana bak, git Gamze'yi getir de görsünler. Gamze'yi öldürdü. Her gün.